Bu çalışmamızda Mustafa Kemal Gençliği dizimiz içinde yer alan bir pehlivanımızdan dünya şampiyonu, Kırkpınar şampiyonu, büyük bir güreşçimizden söz edeceğiz. Bu güreşçimizin adı Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Selçuklular döneminde ki Anadolu Selçuklularının son yıllarına doğru Anadolu'ya Moğollar çekirge sürüleri gibi gelirler. Geçtikleri her yeri yağmalamaktadırlar, yok etmektedirler. Ne kültür ürünü, kitapları bırakırlar, ne yiyecek bırakırlar, ne evlerde kullanılan eşyaları bırakırlar. Bütün amaçları yağmalamak, yıkmak, yok etmektir. Tarih bu uygulamaları yapanlarla doludur. Bunu doruk noktasına Moğollar çıkarmıştır. Moğolların başında da Cengiz Han gelmektedir. Cengiz Han der ki, nasıl gökte bir tane tengiri var, yani gökyüzünde tek bir tanrı var, yeryüzünde de tek bir egemen olmalı, tek bir han olmalı, tek bir Çingiz olmalı, o da ben olmalıyım der. Ama bunları yaparken yakar, yağmalar, yok eder, öldürür. Geçtiği her yerde acı ve gözyaşı bırakır. Cengiz Han tek olamamıştır. Sayı olarak ondan çok daha fazla insanın ölümüne, çok daha fazla insanın acı çekmesine yol açan bir yağmacı, bir aşağılık, insanlık düşmanı, insanlık suçları işlemiş bir kişi daha vardır. İkisi doruğa çıkarmışlardır yağmacılığı ve insan düşmanlığını. İkincisi Adolf Hitler. O da Cengiz Han gibi düşünmektedir. Ben Almanım. Almanlar üstün ırktandır. İşte birkaç ülkede daha üstün ırktan olanlar vardır. Batı Avrupa'dakilerden bazıları, Kuzey Amerika'dakilerden bazıları. Bunun dışında kalanlar soylu insanlar değildir. Üstün insanlar değildir. Tanrı onları bize hizmet etsin, bizim için çalışsın diye yaratmıştır. Ben üstün Almanların üstün lideri olarak dünyayı yönetme hakkına sahip olacağım, dünyayı ele geçireceğimdir. İnsanları öldürmek için gaz odaları, insanları yakmak için fırınlar icat eder ve İkinci Dünya Savaşı 64 milyon ölü, bir o kadar yaralı, hatta daha fazla yaralı, evleri yıkılmış, bombalar altında kalmış insanlar sel gibi oradan oraya akar veya toplama kamplarında can verirler. Cengiz Han ve Adolf Hitler. İkisinin ortak özelliği bu. Moğollar Anadolu'ya gelirler 1240'lardan başlayarak 1200
Türklerin sonuna dek Moğol yağmacıları Anadolu'da çok büyük acılara neden olurlar. İnsanlardan bazıları Trakya'ya geçmek, Moğollardan kaçmak için çaba harcadılar. Türkmen obalarından bazıları Bulgaristan'dan yukarılara doğru, Tuna Nehri'ne doğru, Romanya'nın güneyine doğru giderler. Kara Deli Orman dediğimiz bölgeye ve onun batısındaki Dobruca bölgesine yerleşirler. Oralarda yurt tutmaya, oralarda yerleşmeye başlarlar. Ve yüzyıllar geçer, yüzyıllar sonra Ruslar kuzeyden gelmeye, baskı yapmaya başlar. Bir taraftan Fransız devriminin etkisiyle milliyetçi akımlar Bulgaristan'da, Romanya'da, Sırbistan'da Osmanlıların egemen olduğu bölgelerde başlar ve Osmanlıların Türkmen olan birimlerini, topluluklarını istemezler. Onlara karşı çarpışmalar başlar. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı patlar. Buna 93 Savaşı Harbi adı veriliyor. Osmanlılar yenilirler. Tuna boylarından aşağılara doğru, güneye doğru çekilmeye başlarlar. Osman Paşa Tuna boylarındaki savunmanın ortasında yer almaktadır. Doğusunda Süleyman Paşa vardır. Ve Süleyman Paşa Şipka geçidinde uzun süre, aylarca dayanır ama gücü yetmez. Çünkü Osmanlı sarayında oturan Abdülhamit yeni padişah olmuştur. Damat paşalar, damat generaller savaşı yönlendirememektedir. Süleyman Paşa'nın, Osman Paşa'nın önerilerine kulak tıkamaktadırlar. Ve sonuçta büyük bir geri çekiliş başlar. Osman Paşa Plevne'ye doğru, yani Bulgaristan'ın ortalarına doğru çekilir. Plevne'de yeniden tutunmaya çalışır. 6 ay kadar tutunur. İşte Deli Orman tarafındaki Türkmenlerden, Dobruca tarafındaki Türkmenlerden çoğu kaçarak Plevne'ye doğru gelirler. Plevne'de Osman Paşa iyi bir direniş sergilemektedir. Plevne'nin güneyi Türkmen göçmenleriyle dolmuştur. Osman Paşa başaracak ve Rusları Tuna'nın üstüne atacak, kuzeyine atacak. Biz yurdumuza, evimize döneceğiz. Yurtsuz kalmaktan kurtulacağız dediler. Çadırlarda çoğu, kimi çadırı da yok. Kiminin kağnısı var, kiminin atı var, kiminin benzer şeyleri de yok. Kaçarak gelmişler. İşte bu gelenler içinde Deli Orman'da Tırnova ilinde bir köyde 1864 yılında doğmuş olan Mehmet de vardır. Daha gencecik bir çocuktur. Gençliğe
ilk gençliğe bile adım atmamıştır. Göçerek Pilevne'ye doğru gelenlerin içinde o da vardır. Bize okullarda öğretilen, ulusal bayramlarda televizyonlardan, radyolardan söylenen Osman Paşa Pilevne türküsü de bazı bölümleri, türkünün özgün yapısındaki bazı bölümleri söylenmiyor. Bunu bilmekte yarar var. Bu türkü Pilevne türküsü ya da Gazi Osman Paşa Marşı diye bildiğimiz bu türkü acıklı ve hüzün dolu dörtlükleri ve büyük bir çığlığı içermektedir. Çünkü Osman Paşa'ya Sofya'da birlikler olmasına, tümenler olmasına karşılık destek gönderilmemektedir. İstanbul'daki paşalar ona türküde damat paşalar denir. Damat paşalar Osmanlı'nın başına her zaman işler açmıştır. Yani Osmanlı'nın başına çoraplar örmüşlerdir. Hatırlayın, Cumhuriyet'te de böylesi yöneticilerin damatları konumunda olanlar çok da iyi anılmazlar. İşte Osman Paşa destek alamaz, yiyecek bitmiştir, askerinin büyük bir bölümü kırılmıştır. Osman Paşa yaralıdır ve bir yarma hareketiyle Pilevne'den çıkmaya çalışırlar. Osman Paşa'yı subayları ve yanındaki askerleri kaçırmak isterler. Fakat o kaçmak istemez. Ruslarla pazarlık etmek ister. Ben teslim olurum ama Pilevne'de kalanlar sağ olarak boşaltsınlar ve onlar çekilip güneye doğru gitsinler der. Ruslar anlaştık derler. Osman Paşa geri döner, kılıcını teslim eder. Zaten yaralıdır ve arkasından Osman Paşa bizi kurtaracak diyenler geri döner, güneye doğru yoluna devam ederler. Osman Paşa'nın türküsünden bir dörtlük bilinmeyenlerden okuyalım. Tuna Nehri akmam diyor. Kenarımı yıkmam diyor. Ünü büyük Osman Paşa Pilevne'den çıkmam diyor. Bu bildiğimiz düşman Tuna'yı atladı, karakolları yokladı. Osman Paşa'nın kolunda 500 top birden patladı. Değil Osman Paşa'nın, Rus ordusunun bile elinde 500 top yok. Osman Paşa'nın yüzü biraz aşkın topu var. Kapandı Pilevne'nin yolu, düşman sardı sağı solu. Askerim çok, cephanem yok, yetiş Süleyman Paşa kolu. Pilevne'nin ardı bayır, bizlerde kalmadı hayır. Yok olası damat paşa, yaktı bizi cayır cayır. Kara kazan taştı derler, dalga dalga açtı derler. Osman Paşa'nın askeri gece buradan geçti derler. İşte en değerli çek kitabımızda Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'da 13 yaşında
Osman Paşa bizi kurtaracak umuduyla bir süre Plevne'nin güneyinde bekliyor. Kurtulamıyorlar. İstanbul'a doğru yola devam ediyorlar. Yolda Bulgar saldırıları oluyor, çarpışmalar oluyor. Komşuları bir gelinin kocası gencecik Türkmen delikanlısı vurularak öldürülmüş. Kadıncağızın 4 aylık bebeği var. Kadıncağız beslenemiyor, sütü kalmıyor ve 4 aylık bebek ölüyor. Bu şekilde ölenler için bir dörtlüğümüz var. Ağıtlarımızdan birinde geçen küçücüksün, ölemezsin, kefen bile giyemezsin, kaldın dağlar ardında, istesen de gelemezsin. Komşuları geline Mehmet yardım ediyor, o el kadar 4 aylık bebeciği birlikte gömüyorlar. İstanbul'a geliyorlar, İstanbul'da Aksaray'da yaşamaya çalışıyorlar ve bir yer bulmaya çalışıyorlar. İşte Kurtdere köyüne, Balıkesir taraflarında Kurtdere köyüne gidiyorlar. Mehmet'in babası pehlivan, dedesi pehlivan, o da pehlivan öyküleri dinleyerek yetişiyor. Gencecik bir pehlivan oluyor, köy düğünlerinde panayırlarda güreşirken sivrilmeye başlıyor. Daha büyük güreşlere katılıyor ve baş pehlivanlığa doğru yol alıyor. Bir gün yolu Koca Yusuf'la kesişiyor. Koca Yusuf, Kırkpınar baş pehlivanlığını Kel Aliço ya da Gaddar Aliço'dan almış. Gaddar Aliço inanılmaz bir rekor kırmış. 26 yıl üst üste Kırkpınar baş pehlivanı olmuş ve 27. güreşi Koca Yusuf'la tutuşmuş. 8 saat süren güreşin sonunda güreşi bırakmış. Güreşi Yusuf'a bırakıyorum çünkü ben yaşlandım. 56 yaşında o zaman, Yusuf ise genç. Seneye bu güreşi alsam bile Yusuf'tan güreş alamam. Benim yerimi dolduracak çok büyük, çok değerli bir pehlivan yerimi alacak. Bunun için kıvanç duyuyorum. Koca Yusuf'a iyi bakın der. Koca lakabını Yusuf'a takar. Koca sözcüğü bizde çok az kişiye, çok az büyük ustaya nasip olmuştur. Çünkü koca diye bir işin en büyük ustasına denir. Koca Korkut, Koca Dede Korkut, Dede Korkut Koca. Bir başka kocamız Yunus Koca, Yunus Emre, Koca Yunus. Bir başkası Koca Sinan, Mimar Sinan'ımız. Ve bir koca lakabı daha Koca Yusuf'a verilir. Koca Yusuf dünya şampiyonu olacak. Kurtdereli daha yeni yetişen ve baş güreşlere soyunmaya başlamış bir pehlivan. Yusuf'la güreş tutarlar. Yusuf güreşi biraz uzatır, seyirciler izlesin, keyif alsınlar diye. Sonra
Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın sırtını yere getirir, kolunu kaldırır, der ki, bakın, bu genç arkadaşımızla, Kurtdereli Mehmet'le güreşecek olan tecrübeli baş pehlivan arkadaşlar, size sesleniyorum. Siz Kurtdereli ile güreşirken özen gösterin. Kaslarını incitmeyin, eklem yerlerine zarar vermeyin, hırslanıp hırpalamayın. Bu daha taze bir fidan. Öğretin, yetişsin, gelecekte çok büyük bir pehlivan olacak. Buna inanıyorum der ve Kurtdereli'nin alnından öper. Kurtdereli Mehmet Pehlivan da Kırkpınar'da baş pehlivan olur. Arkasından dünya şampiyonu olur. Fakat birinci dünya savaşı başlar. İngiliz ve Fransız donanması Çanakkale Boğazı'na yüklenir. Çanakkale Savaşı, Kurtdereli'nin içine bir acı oturur. Benim yurdumdan koptuk geldik, yurtsuz kaldık, işgale uğradık. Bu yurttan da mı kopacağız, yurdumuz elimizden mi gidecek der. Çanakkale'de savaşanlara yiyecek, giyecek, çorap, fanila toplayıp onları Çanakkale'ye göndermek üzere askerlere teslim edenlerden birisi de odur. Daha sonra Çanakkale Savaşı'nın sonlarına doğru bir isim duyar Mustafa Kemal, onu kalbine kazır. Kurtuluş Savaşı başlar ve köyü işgal edilir Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın. Yeniden yurtsuz kalacağı kaygısı içindedir. Ankara'dan Mustafa Kemal'in sesini işitir. Direneceğiz, savaşacağız, bağımsızlığımızı elde edeceğiz der. Kurtuluş Savaşı başlar, Kurtuluş Savaşı kazanılır, Cumhuriyet kurulur. Yıl 1920, 1920 yılında Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu yararına yağlı güreşler ve at yarışları düzenlenmiştir Ankara Hipodrom'da. Mustafa Kemal de oradadır. Mustafa Kemal'in yanında manevi kızı ve daha sonra profesör, çok değerli profesörlerimizden birisi olacak Afet İnan yanındadır. Paşam der, baş hakemi görüyor musunuz? Evet der, yaşlı, 75'lerine doğru yaşı ilerlemiş Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Mehmet Pehlivan bu, Kurtdereli Mehmet Pehlivan der. Mustafa Kemal sevinir, ben onun öğrenciliğimde ve çocukluğumda çok güreş öykülerini dinledim, çok sevdim der. Akşam gittiğinde Kurtdereli'ye bir mektup yazar, içine sinmez. Der ki, ya Kurtdereli'ye kuru kuru mektup mu göndereceğim? 75 yaşında gelmiş, hakemlik yapıp para kazanmaya çalışıyor. İş Bankası çek karnesini alır, 1.000 lira rakam yazar, 1.000 liralık çek. Çekin dibinde Cumhur Reisliği maaşımdan mahsubuna, yani Cumhurbaşkanı aylığımdan ödenmesine diye yazmaktadır çek.
yaprağının üstünde. Oysa Mustafa Kemal İş Bankası'nın %28 hissesine sahiptir. Bu hisselerini de Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na bağışlamış, birçok öğrencinin okuduğu süre içindeki giderlerini de oradan karşılamıştır. Çeki verirler, bankadan bu parayı çek derler. Çeki götürür bankadan 1.000 lirayı alır kurtereli. Parayı aldıktan sonra çeki geri ister. O der kağıdı geri verin bana. Vermezler. Yok derler. O bizde kalacak. Paranı aldın. Hayır der. Paranızı alın. Onu bana verin. Niye ısrar ediyorsun derler. O benim için değeri ölçülemeyecek bir kağıt. Bu verdiğiniz 1.000 lirayı ben çocuklarıma armağan edemem. Ama çocuklarıma onu bırakırsam koskoca Gazi'nin imzasını taşıyor. Çocuklarıma onu bırakmak istiyorum. Çok üsteler İş Bankası Genel Başkanı Celal Bayar'a kadar gider. Tutanak düzenleyin der Celal Bayar ve o yaprağı verin. Çek yaprağını alır. En değerli çek der. Bundan daha değerli bir çek dünyada düşünemiyorum. Ve çeki köyüne götürür. Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Ve Mustafa Kemal bunun üzerine sporcularla ilgili bir özdeyiş düzenlediğinde, söylediğinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı örnek alarak ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim, isterim der. Ahlaklı olan sporcularımıza ne mutlu, ne mutlu voleybolcu kadınlarımıza. Ne mutlu Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın ve Mustafa Kemal'in yolundan giden bu alınları ışıklı kadınlarımıza. Teşekkür ediyorum.